Hocam ibadetler konusunda özellikle namaz ve oruç gibi diyelim ibadetlerin ve dindeki haramların e, hikmeti nedir sizce? Yani Allah neden ibadet etmemizi istiyor? Bazı insanlar bu soruyu da internet ortamında çok görüyoruz. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı var mı? Niye ibadet etmemizi istiyor? Ya da sürekli onu övmemizi niye istiyor Allah'ın yani buna ihtiyacım var şeklinde bir takım e, sorular görebiliyoruz. Ne diyebiliriz buna ilgili? Yani evvela bizim sıralayacağımızdan daha çok hikmeti mutlaka vardır ama ben yani kendi tespit edebildiğim hikmetleri sayayım. Ondan önce de şunu söyleyelim. Yani elbette ki Allah'ın ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Peki bizim ne ihtiyacımız var? Yani nasıl ne oluyor biz ibadet yapınca? Bence bu sorunun cevabını arayanlar şöyle e, düşünsünler. Ben namaz kıldığımda ne oluyor? Ben oruç tuttuğumda ne oluyor ve haramlardan uzaklaştığımda ne oluyor? Bu bana ne katıyor düşünürsek aslında Allah'ın Bunları koymasındaki hikmetini de anlarız. Şuradan da başlayabiliriz. Bir anne çocuğunu niye çok seviyor? Hı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi annenin çocuğa verdiği emektir. Yani karnında taşındığında verdiği emektir. Emzirdiğinde verdiği emektir. Altını temizlendiğinde verdiği emektir. Hayat boyu işte onu yedirdiğinde içirdiğinde verdiği emektir. Arasın yani bir, bir anne vardır. diyelim ki tabii ki yani evlatlık ettiği çocuğu taşımaz ama diyelim ki böyle bir çocuk alsa, büyütse yine aynı emeği yani o taşıma tartışmında verse o çocuğa da yine bir bağlanacaktır, sevecektir. Yani biz insan olarak şunu görüyoruz. Emek verdiğimiz bir şey bizim için önemli oluyor. Aslında namaz kılmak, oruç tuttuğunca biz bir haramdan kaçınınca emek veriyoruz diye. Onun için bir şey ortaya koyuyoruz, fedakarlık yapıyoruz. biz farkında olalım olmayalım bu bizi dine bağlıyor. Din de Allah'ın bize iletişim kurduğu sistem. Aslında biz otomatikman Allah'a bağlıyor. Zaten bundan daha önemli ne olabilir? Bizim bu dünyadaki varlık amacımız Allah'la irtibat kurmak için. Zaten kulluk kelimesi onu ifade ediyor. İnsanları kulluk etmek için Allah yarattığını söylerken kulluk da Allah'la irtibatta olan her şey demektir. İşte bu ibadetler haramlardan kaçınmalar bizim Allah'la irtibatımızı sağlıyor. Allah'a hayatımızda yer vermesini sağlıyor. Çünkü din için biz fedakarlık yaptıkça tekrarlayalım ona karşı bağlanıyoruz. Ona verdiğimiz önem artıyor. Ayrıca zihnimiz de Kur'an'ın istediği şekilde şekilleniyor. Kur'an'ın anlattığı dine göre şöyle bir kuluz yani şöyle bir varlığız yani Allah karşısında. Allah her şeye hakim. Biz çok aciziz. Allah sayesinde var olduk. O zaman yani ne gerekir buna inanan bir kul? Allah bir şey yap diyorsa yapacağım yapma diyorsa yapmayacağım. Ki o yap dediktir ve yapma dedikleri de zaten insanın faydasına Tabii. her anlamda olan şeyler olduğu için Allah bunları istiyor. Evet ama zaten bizim bunu bilip de zihnimizde işlememiz başlı başına büyük bir fayda onu da yakalayalım. Yani illa ki mesela namaz kılarken alnımızdaki mesela elektriğin toprağa verilip bir fayda veya be beyne kan gidip beynin daha iyi çalışması gibi fayda gerekmiyor. Öyle bir fayda olabilir olmayabilir ayrı onu da tartışabiliriz. Ama her şeyden önce secde eden, rükü eden, kıyam eden, namaz vakitlerini göz edip de namazını kılan bir kimse aslında şuna inanıyor. Allah bir şey emredince ben yaparım. Bana bütün günü veren Allah, Allah bana bugünün içinde belli vakitlerde namaz kılmam söylüyorsa zaten ben Allah sayesinde vakte sahibim. Zaten Allah sayesinde ben bir varlığım. Bedenim Allah'ın bedeni. Ben bu bedeni Allah'ın istediği hareketle veririm. Aslında orada nedir? Bedenin sahibi Allah. Vakti veren Allah'a dair imanım her namaz kılmamda tazelenir. Oruçta da aynı şekilde bütün rızıkları veren Allah, bütün rızıkları veren Allah 12 ayın bir ayında işte bu rızıklardan faydalanmayacaksın belli saatler arasında diyor. Geri kalan 11 ayda faydalanabilirsin işte onun da sadece bu saatlerinde o bir ayın faydalanamazsın diyor. Oruç her kimse rızıkları verenin Allah olduğunu dair imanı taze ediyor. Domuz eti yemeyen bir insan aslında rızıkları veren Allah ancak Allah'ın istediği rızıklardan ben yiyebilirim. Çünkü bütün rızıkların sahibi Allah. Yani bir eve gittik değil mi en basitinden. Ancak orada ev sahibi bize bir şey veriyorsa yiyebiliriz. Ee, yani vermiyorsa ayıp olur yemeyiz. Yani şunu yemediyorsa diyorsa veya özellikle çıkartmıyorsa saklıyorsa onu bulup da yiyemeyiz. E, Eğer ki bu evrenin şimdi tabii oradaki iki zihniyet farklı. Yani buradaki her şey ben... Hiçbir sahibi yok. Ben istediğim gibi bundan faydalanırım. Kimseyi takmam diyorsa bir insan domuz eti de yer, ibadetleri de yapmaz. Ama onu yememekle insan, namaz kılmakla, oruç tutmakla ha demek ki buradaki rızıkların sahibi Allah'tır da imanını tazeliyor. Domuz eti yemek zararlı olabilir, olmayabilir ayrı bir hikaye. Ne gibi belki de günümüzde baklava yemek domuz eti yemekten de daha zararlıdır değildir. Tam ona da emin değilim ama işte baklavanın içinde şeker olan her şeyin zararlı olduğu söyleniyor. Yani Domuz eti zararlıysa bile veya böyle bir şey de ayrı tartışma konusu da yani en azından tek zararlı şey olmadığı kesin yani buradan şunu anlıyoruz yani sağlıksal zararı için değil o domuz etinin sadece Yani arası. bir şeyin yasaklanması doğrudan onun maddi faydası veya zararıyla doğrudan ilişkidir ama ikincil bir neden olarak. Mutlaka o da olabilir bir şey yani ya domuz sakalıyorsa... etinde özel bilemediğimiz diye bir yani bir zarar da olabilir yani yağ bileşikleri domuzun işte özel vücuda belki bir zarar vardı falan ama yani hiç onlar olmasa diyelim öyle bir şey olmasa çünkü dediğim gibi baklava da zararlı haram demiyoruz yani içinde şeker olan e, her şey zarar şu andaki gıdaların birçoğunda çok fazla kimyasallar var yani ben şahsen bunların hiçbirine haram demiyorum ama baktığımız zaman e, sağlığa zararlı. Şimdi domuz etiyle ilgili şey ondan böyle dünyevi zarardan ziyade çok şeyde ara, aramamız lazım. Ben domuz eti yemeyince ne oluyor? Mesela bir yere gidiyoruz bir ülkede menüde domuz eti var. Onu yemiyoruz. İşte domuz etinin bulaşmadığı bir şey. Domuz eti olmayan bir şey yiyoruz. İşte diyelim, diyelim bir balık söylüyoruz mesela. Ben bunu yapmakla aslında orada farkında olayım olmayayım bilincimin altında ben Allah'ın emirlerini kale alıyorum. Zaten ben kulum kimim ki kale almayacağım? Her şey veren Allah. Allah kitabında Kur'an'da bunu yasak etmiş. İşte ben bunu uyguluyorum. Mu zihninde taze ediyor. Yani kısacası farzlar, helal haramlar biz farkında olalım veya olmayalım bizim zihnimizi, Allah'la ilişkimizi sağlıyor. Ve insan psikolojisinde en iyi bilen Allah olduğu için bence bunlar bu ibadetler, helal haramları bize faydalı olacak şekilde inşa etmiş. Hocam